İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. An itibariyle piyasalarda görünüm nasıl tekrar bir hatırlatarak başlayalım. Borsa kapanışı sonrası Borsa İstanbul günü %1,85 primini 8860 puandan kapadı. 9000'in altında devam ediyor Borsa İstanbul. Dolar TL 34,22 fiyatlamasından geçerken Euro TL'de 37,35 seviyesini görüyoruz. Euro dolar çaprazında 1,0906 noktasındayız. Bakalım. Tahvil tarafında görünüm ne? 10 yıllık tahvillerde 4,04 seviyesini görüyoruz ki dünyanın en önemli gösterge faizinde seviye an itibariyle böyle. 5 yıllıklarda 3,86, 2 yıllıklarda 3,94'ü görüyoruz. MTA ve kripto para tarafına da hızlıca bir göz atalım. Spot altının ons fiyatı $2,662.27, gram altın $2,924.39. Bitcoin kendini yukarı attı gün içinde $65,397'de $66,000'ı görmüştü. Brent petrol $73.72, Amerikan tipi ham petrolde ise $70 seviyesini görüyoruz diyelim ve araştırma masasına gidelim. Sevcan bize daha fazlasını anlatsın tabloya dair. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep. Bir kez daha önce Borsa İstanbul diyerek başlayalım. Borsa İstanbul'a dair notların neler neler öne çıktı bugün itibariyle ve beklentiler nasıl şekilleniyor? Borsa İstanbul'da bugün BIST yüzde 100 şirketin 90'ının yükseldiği, 85 milyar TL işlem hacmine ulaştığımız, tabiri caizse yeniden içimizde umut ve yeşil grafiklerin yeşerdiği bir gün oldu aslında. Baktığımız zaman da %2'ye yakınsayan bir yükseliş var ve 4 Ekim'den bu yana en büyük günlük yükselişimiz oldu bu bizim. Ulaştırma endeksinin önderliğinde yükseldik çünkü hem Türk Hava Yolları'nda hem de Pegasus'ta %3'ün üzerinde yükseliş hareketinin olduğunu gözlemledik. Ulaştırmaya baktığımızda %4'e yakın yükseliş var. Bankacılığa baktığımız zaman da ise %2'lik yükseliş var. Yine sanayi endekste %1,5'luk bir yukarı yönlü performansın olduğu bir gün oldu. Kabaca yükselişe en büyük katkı Türk Hava Yolları'ndan geldi %4'lük yükselişiyle beraber. Koç Holding %4,70, Yapı Kredi Holding %5, Yapı Kredi Bankası %5'lik yükseliş, Turkcell'de %2,5'luk yükseliş, Pegasus'ta ise %4,6'lık bir yukarı yönlü performansın olduğunu gördük. Dolayısıyla bugün bir miktar daha dün konuştuğumuz o acaba ne zaman dip seviyesi oluşacak 8700'lerde tutunur mu sorusuna Borsa İstanbul'un tabiri caizse cevap verdiği ve tutunma çabasını gösterdiği eğilimde. Kabaca söyleyecek olursak eğer 8900-9100 bant aralığı bir miktar aşmakta zorlandığımız ve tırmanış bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Aştığımız takdirde de 9200 endeks seviyesini takip edeceğiz. Ama haftanın kalan günleri makro açıdan önemli olacak. ECB kararı, Merkez Bankası içeriden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı yine risk iştahını olumlu gösterge sağlayacak. Diğer taraftan şunu takip ediyoruz aslında. Aselsan bilançosu gelecek. Kapanış sonrası gelebilir bilanço ve beklentilere baktığımızda Bloomberg'daki terminaldeki beklenti 2,2 milyar TL'lik net kar 3. çeyrek beklentisi içerisinde. Forex'e baktığımız zaman da ise 2 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. Hem bilançolar hem de makro veriler katkı sağlayacak. Bugün seninle beraber aslında 4'teki finans merkezindeki yayında konuştuğumuz Almanya'da ZÜV beklenti endeksinin yukarı yönlü hareket sağlaması da Borsa İstanbul için aslında ihracat yapan şirketler için olumlu bir gösterge. Bu da bir miktar dışarıdaki makrodan gelen olumlu hava olarak Borsa İstanbul'a yansıdığını söyleyebiliriz. Peki Sevcan, Bitcoin tarafını da biraz konuşalım. Bugün 66 bin seviyelerini gördük orada. Uzun bir aradan sonra ciddi bir sıçrama olarak görülebilecek bir seviyeydi. Oraya dair analizin ve işte öne çıkanlar nedir? Bitcoin bugün yükselişe geçti. Hatta Temmuz ayından sonra en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 67 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Baktığımız zaman da bu yükselişin aslında ETF temelli olduğunu gördük. Bitcoin ETF'lerine dair grafiğimiz grafiğin üst kısmında yer alıyor. Ve burada barları takip ediyoruz. Girişler 556 milyon dolar seviyesine ulaştı. Pazartesi günü yani dünkü haftanın başlangıç gününde. Haziran ayından bu yana en yüksek giriş oldu Bitcoin ETF'lerine. Bunun da aslında en büyük etkisi
dün Kamala Harris'in, başkan adayı Kamala Harris'in gerçekleştirdiği mitingdeki konuşması oldu. Ondan da kripto para piyasasına, dijital varlıklara destek geldi. Aslında Trump gibi çok detaylı bir açıklama yok ama kripto para piyasasını ve dijital varlıkları destekleyeceğine yönelik açıklama buradaki risk iştahını arttırdı diyebiliriz. Bunun etkisiyle ne oldu? Ben grafiğe trend yükselişe geçiyor mu manşetini attım bizler için. 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı Bitcoin. Her ne kadar şu anda 65.500'lere kadar geri çekiliyor olsa da 63.400 200 günlük hareketli ortalamamızın seviyesi oluyor. Bu seviyenin üzerine kaldığı müddetçe Bitcoin ve kripto para piyasası içinde yeniden trendin yükselişe geçtiğini konuşabileceğimiz bir döneme girebiliriz. Seçim gündemi başta kripto para piyasasını ve küresel piyasalarda risk iştahını etkileyecek diyebilirim. Son olarak hızlıca bir Amerika tarafından yansıyanları da konuşalım istiyorum Sevcan. Çünkü orada yeniden hisse tarafında rekor seviyelere geldiğini, yaklaştığını görüyoruz. Yine teknoloji hisseleri ana tema, özellikle Nvidia, Apple cephesinden gelenlerle. S&P 500'de bilançoları takip etmeye başladık. Bankacılık karları geldi ve beklenti üstü gelerek aslında bir miktar burayı hareketlendirdi. Diğer taraftan bütün S&P 500 hisse senedi için kar büyüme beklentisi %4 civarında. Bir miktar bu bir önceki çeyreğe göre daha negatif, bir miktar karların azaldığı bir seyir oluşturuyor olsa da son 5 çeyrek üst üste S&P 500'deki şirketlerin karlarının arttığı ve son 3 yıla yakın sayan bir dönemde boğa piyasasının yaşandığı bir dönem olacak S&P 500'de. Endeksi için. Dolayısıyla hikaye büyük tarafta, makro tarafta ABD cephesine devam ediyor. Burada hem risk iştahı hem yatırımcı ilgisi var. Ama hisse senedi bazlı, şirket bazlı ayrışmalar zaman zaman öne çıkıyor. Dün Nvidia'nın iyimserliğiyle beraber analistlerin Blackwell çipine dair yayınlamış oldukları iyimser notlarıyla beraber rekor tazelediğini takip etmiştik. Bugün %5'lik düşüş var. %5'lik düşüşün aslında haberi nereden geliyor? O da ABD hükümetinin mevcut durumda Nvidia'ya, AMD'ye aslında küresel çapta coğrafi olarak bir miktar bu çip üretimlerini kısıtlayacağına yönelik, ihracat kısıtlamalarını gelebileceğine yönelik haber akışının etkisi oldu. Diğer taraftan Apple'ın da rekor tazelediğini takip ettik. Apple tüm zamanların en yüksek zirve seviyesini tazeledi. Yaklaşık %3'ün üzerine performans gösterdi. Orada iyi bir haber var aslında. Yapay zekalı Apple Intelligence özelliğini tanıtmışlar daha öncesinde. Yapay zeka uygulaması geçecekti. %3'ten yükselişten sonra %1,61'e törpülenmiş buradaki yükselişte. Şimdi aslında Pro Chip'le Apple Intelligence destekli yeni bir iPad mini ürününü üreteceğini duyurdu. Bu haberin etkisiyle beraber ve bu aslında yeni ürünün 23 Ekim'den itibaren siparişe açılacağıyla beraber Apple'ın da yükselişe geçtiğini görmüştük ama bir miktar burada karlılığın törpülendiği bir eğilim var. Böyle söyleyebiliriz. Sevcan çok çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Ceren Dilekçi Kösoğlu'na döneceğiz. Bakalım Avrupa tarafında gün sonu nasıl yaklaşıyor? Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Pay piyasalarında görünüm ne an itibariyle ve hangi temalar belirleyici oluyor? Zeynep merhabalar. Evet, Avrupa borsaları aslında az önce kötü gelen ASML bilanço sonrası düşüşe geçti. Yani kapanışa yakın baktığımız zaman Alman DAX endeksi yatay. İspanya borsasına son baktığım zaman sınırlı bir yükseliş vardı. Fakat Fransa borsasına kayıplar %1'e ulaşmış durumda. İngiltere borsası %0.4 oranında düşüşle işlem görüyor. Tabii ASML bilançosunun kötü gelmesinin ardından teknoloji endeksine kayıplar %5'i aştı. Ve şu anda Avrupa'da en kötü performansı gösteren endeks. Çünkü Hollandalı çip şirketinin bilançosuna baktığımız zaman 3. çeyrek siparişleri beklentilerin neredeyse yarısına işaret ediyor. Yani hisselerinde ilk etapta düşüşün biz %15'e ulaştığını takip ettik ki kısa süreli ne işleme kapatıldı hisseler. Hisselerinde 2008 yılından beri bu kadar sert bir düşüş yaşanmamıştı. Tabii siparişlerinde çeyreksel bazda %53'lük bir düşüşten bahsediyoruz. 2.6 milyar euroya geriledi siparişleri. Aynı zamanda
şirket 2025 yılı net satış ve kar marjı tahminini düşürdü. 2025 yılı toplam net satışlarının 30 ila 35 milyar euro arasında olmasını bekliyor. Bu ne demek? 2022 yılı yatırımcı güveninde gününde paylaştığı tahminin neredeyse yarısına işaret ettiğini gösteriyor bizlere. Tabii net karı her ne kadar 2 milyar euro ile beklentinin üzerinde gelse de siparişlerinde yaşanan düşüş hayal kırıklığı yarattı. Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketinden bahsediyoruz. Bu yüzden bu kadar önemli. Son dönemde zaten ABD'nin Çin'deki faaliyetlerine daha fazla kısıtlama getirme ihtimali ve sektördeki daha geniş çaplı zayıflık nedeniyle Temmuz ayında gördüğü o rekor seviyelerden %30 oranında geriledi hisseler. Hatta yaz döneminde, yani bu düşüş yaşanmadan önce, Avrupa'nın en değerli şirketi konumundaydı ASML. Diğer tarafta geçtiğimiz ay Hollanda, ASML'in bazı eski makineleri için ABD yerine Lahey'de ihracat lisansı başvurusunu yapmasını sağlayan yeni ihracat kurallarını yayınladı. Aynı zamanda baktığımız zaman bugün Biden yönetiminin Nvidia, AMD ve Intel gibi diğer Amerikan şirketlerinin gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışını bazı ülkelere sınırlandırmayı değerlendirdiği haberiyle beraber Nvidia hisseleri Amerika'daki işlemlerde %4 oranında değer kaybediyor. Diğer tarafta bugün en çok değer kaybeden bir başka endeksi ise enerji şirketleri. Bunun da nedeni petrol fiyatlarında yaşanan düşüş. Biz petrol fiyatlarında kayıpların düşüşün %4'ü aştığını gördük. İsrail'in İran'ın üretim tesislerine hedef almaktan kaçınabileceği yönündeki haberler petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrole baktığımız zaman varilin 73 dolar seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz. Yani İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden yönetimine İran'daki petrol veya nükleer tesisler yerine askeri tesisleri vurmayı istekli olduğunu söyledi ve petrol fiyatlarına sert düşüşün yaşandığını takip ediyoruz. Bu da enerji endeksinde sert düşüşü beraberinde getirdi. Enerji endeksine baktığımız zaman %3,5 civarı bir kayıp söz konusu. Diğer tarafta uzun süre sonra biz bugün Almanya'dan ilk kez pozitif bir veri aldık. Yatırımcı güveni verisini takip ettik. Haziran'dan bu yana ilk kez bir artış yaşandı veride. Tabii ülkede yatırımcı güveni borçlanma maliyetlerinin beklentiden hızlı biçimde düşeceğine dair beklentiyle 4 ay sonra ilk kez artış kaydetti. Grafikte görüyoruz hem beklentiler tarafında hem cari koşullar endeks tarafında bir toparlanma var. Fakat bu yine de çok iyi bir haber değil. Çünkü ZİV Başkanı Wambach'a göre enflasyonun istikrarlı biçimde yavaşlayacağı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi geçici bir iyimserliğe neden oldu. Bu büyük resmi değiştirmiyor. Almanya'da bu sene resesyon bekleniyor diyebiliriz Zeynep. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Vahap Munyar yayına katılacak. Tekrar hoş geldiniz. Günden kalanlar devam ediyor. Vahap Munyar bana eşlik edecek bu noktada. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü. Vahap Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tabii özellikle sanayi tarafındaki görünüm belirgindi. Geçtiğimiz haftada, bu hafta başında da konuşmaya devam ediyoruz. Gelen veriden bahsediyorum elbette. Ağustos'ta aylık %1,6, yıllık %5,3 bir daralma söz konusu, %2 civarındaydı beklenti, yani üretimle ilgili. Şimdi baktığımızda bugün bakandan gelen, Bakan Şimşek'ten yansıyan açıklamalar da var. Türkiye ekonomisindeki yavaşlamaya dair yavaşlama var ama iddia edildiği gibi bir daralma yok diyor bakan ve yumuşak bir şekilde enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz diyor. Ben iş dünyası tarafında kanının ne olduğunu sorarak başlamak istiyorum size. Burada daha ziyade belirginleşen kanaat nedir? Yumuşak bir iniş değerlendirmesi var mı, yoksa buradan uzaklaşıldığına dair bir izlenim mi var o cenahta? Bu sabah Dünya Odalar Federasyonu'nun toplantısı vardı. Avrupa ve Asya zirvesi vardı. Oraya uğradım. Yani bütün gün devam etti ama ben sabahki bölümünde ve biraz erken gittim. Türkiye'nin hemen bütün bölgelerinden oda başkanları, hem odaların meclis başkanları hem yönetim kurulu başkanları, bir de
bazı meclis başkanları da ayrıca sektör meclisi başkanları da oradaydı. Özellikle sohbetler yaptım bir bölümüyle. Şimdi Gaziantep ekibiyle selamlaşınca işte nasıl vaziyet falan diye sorunca dediler ki durum hiç iyi değil, parlak ve hiç iyi değil, zor durumdayız dediler. Ben de yani genelde Gaziantep daha iyidir diye söyleyince Adnan Ünver'di, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı dedi ki hani bizim durum Türkiye'den biraz hallice diyebiliriz belki dedi. O biraz daha moralli konuştu ama Meclis Başkanı Adil Konukoğlu dedi ki valla biz dedi hani iki ilçemiz depremi çok yoğun yaşadı ama genel olarak depremden beri psikolojimiz çok bozuk dedi. Yani bütün şeyin bölgenin psikolojisi bozuk. Bir de şöyle bir şey, Gaziantep bütün bölgeye tabii üretim yaptığı için, bütün bölgeye satış yaptığı için aynı zamanda ödemelerin aksaması tabii bayağı sıkıntı vermiş. Mesela Adil Konukoğlu da o kadar kolay kolay olumsuz konuşacak iş insanlarından biri değil. Bunun üzerine Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Bey dedi ki abicim ben de sana durumu şöyle özetleyeyim. Biz bir finansal deprem yaşıyoruz dedi. Yani moraller o kadar şey değil, iyi değil. Bütün ben çok farklı yerlerden de konuştum. Sonra Trakya bölgesinden oda başkanlarıyla, Ege bölgesinden oda başkanlarıyla sohbet ettim. Gelen işaretler maalesef iyi değil. Zaten veriler de ortaya koyuyor. Üretimde ciddi bir daralma söz konusu. Evet, belki daha ekonominin tümüne bir daralma gibi yansımayabilir. Yavaş yavaş iniş gibi bir tablo olabilir ama sanayide ki bu manzara yavaş yavaş eğer böyle devam ederse işi ekonomide de daralmaya götürebilir. Yani onun için belki çok dikkatli izleyerek adımlar atmak lazım. Yani durumu çok da zorlaştırmadan ve Türkiye'nin üretim becerisini zora sokmadan önlemler almakta yarar var. Burada beklenti, önlemler noktasında ana beklenti ne Vahap Bey? Ya şimdi sonuçta bir kere kaynağa ulaşmakta sıkıntı var. İki, tabii artık faiz yükü ister istemez bir şikayet konusu olmaya başlamış durumda. Üçüncüsü tabii doğal olarak ihracatta hep maalesef alışmışız. Ya da işte ihracatçımız, sanayicimiz alışmış iyi bir kur düzeyiyle ihracat yapmaya. Tabii kur belli bir dönem neredeyse işte yatay kalınca ister istemez maliyetlerde ciddi artışlar gündeme gelmiş durumda. Yine hazır giyim meclis başkanı Şeref Fayat'la ayaküstü sohbet ederken dedim nasıl yani %60 artık maliyet farkımız var, fiyat farkımız var rakiplerimizle. Şimdi %20'leri, 25'leri, 30'ları hadi kabul ediyorduk ama bu kadar olunca çok pahalı kaldı artık bizim ürünler. Dolayısıyla bizden siparişler başka taraflara doğal olarak kaçıyor dedi. Dolayısıyla oralarda, beklenti oralarda ama hani tabii ki istemeyiz şu enflasyonu baltalayacak bir döviz kur artışı ya da işte dalgalanması. Ama onun yerine işte destekler vermeleri lazım. İhracatçılara destekler vermeleri lazım. Öyle yürümesi lazım. Başka destekler. Gerçi onu da hani vermiş gibi görünüyorlar. İşte günlük limiti 3 milyar liradan 4 milyar liraya çıkardılar Exim Bank kredilerinde. Fakat ona da siz de notlarınızda yer vermiştiniz. İhracatçı yani, skoruna skor, gelişti. Skor, evet, skora dönülüyor. Şimdi o da işi zorlaştırıyor. Evet, tabii ki yani bir şey olmasın, teşvik savurganlığı olmasın. Onu kimse istemez. Doğru bir şey değil. Ülkenin kaynakları heba olup gidiyor öyle bir durumda. Ama yine de böyle sıkıntılı bir dönemde belki skoru uygulayacaksa bile daha yumuşak bir şekilde uygulamalarla yarar var. Aksi halde o kredilerden yararlanan sayısı çok az ve limitli olacak. Yani tabii ki keşke teknolojisi yüksek ihracat yapanlara daha fazla destek verebilseler ama bu sıkıntılı dönemde diğerlerini de çok göz ardı etmemek lazım. Şimdi genelde hazır giyim, tekstil falan biraz daha basit gibi görünüyor ama hiçbir şekilde unutmayalım ki kilo başı ihracat değerine baktığınızda hazır giyim o kadar da kötü bir noktada değil. İşte 12-13 hatta 14-15 eurolara çıkan kilo başı ihracat değeri var ki bu Türkiye'nin ortalama kilo başı ihracat değeri 1,5 dolarken
Yani işte 1,5 doları, işte 1,6 doları pek geçmezken hazır giyimin öyle bir ihracat rakamı oranın yabana atılacak değerde olmadığını gösteriyor. Sonuçta bir, o da bir katma değer tasarım satıyor. Her ne kadar ünlü markalara gönderenler çoğunluktaysa da yine de o markalara artık tasarımla, tasarım desteğiyle birlikte de ürünlerini satıyorlar. Yani onlardan gelen her şeyi kabullenmiyor. Birlikte bir tasarımı yapıp, birlikte bir koleksiyon hazırlayıp öyle gönderiyorlar. Dolayısıyla onun için de fiyatları daha yukarılarda seyredebiliyor. Peki burada bir yandan da istihdam tarafına ilişkin verileri de takip ettik. Tabii sanayi soğurken işsizlik azalıyor tablosu da bir yandan karşımızda. Yani bu da bir miktar konuşuldu, üzerine soru da soruldu. Perakende tarafının etkisi olarak, temel olarak görülüyor buradaki görünümün böyle yansıması. Peki şimdi burada da yavaşlama olursa perakende tarafında nasıl seyreder tablo? Reel sektörün istihdam tarafına ilişkin hem değerlendirmesi hem beklentisi nedir? Aslında çok şimdi işsizliğin azaldığını hani söylemek bizi yanıltabilir. Yani tabii ki bir ölçümleme ama esas bir de İş aramayı bırakanlar, umudu kesilenler oranlarına bakmak lazım. Oralarda makas çok açılıyor. Yani %25'ler, 26'lar, 27'ler düzeyine gelmiş durumda. Evet, bir işsizlikte bir düşüş var genel anlamda. Ama o tarafa bakınca da hiç öyle bir umutlanacak bir durum söz konusu değil. Yine Şeref Fayat'la sohbet ederken sordum hazır giyim tekstildeki şeyi nedir, istihdam durumu nedir? Dedi ki kayıtlı olanlar içerisinden 250 bin kişi işsiz kalmış durumda dedi. Bir de kayıt dışı olanlar var yani hala işte. Sonuçta özellikle mültecilerden çalışan, çalıştırılanlar var. Onları da bir o kadar belki saymak mümkündür. Yani 400-500 bin kişi sadece hazır giyim ve tekstil sektöründen işsiz kalmış durumda. Bu tabii evet perakendeye bir kaçış olduğu için ve oralarda bir onları işe alma söz konusu olduğu için veya başka sektörlerde eleman arayanlar alabiliyorlar ama genel oranda bir düşüş olsa da öbür tarafa çok dikkatli bakmak lazım. O %25-26 böyle hani iş aramayı bırakmış insan olması bizim için çok zor ve sıkıntılı bir durum. Gençler tarafında da görünüm. Aynen öyle. Kesinlikle. Dediğiniz yani, minvalde. Evet. Bir de şey tabii yani şimdi özellikle üniversite mezunu gençler ister istemez sonuçta üniversite mezunu olduğu için beklentisi yüksek beklentiyle iş arıyor. O doğal olarak o beklentisini karşılamayınca da iş aramaktan vazgeçiyor ya da işte seçeneklere bakıp yine evinde oturmaya devam ediyor. Onların hepsi maalesef bizim için kayıp yani insan kaynağı kaybı anlamına geliyor. Evet, peki. Son bir soru. Şimdi biraz Avrupa tarafıyla ilişkili değerlendirmenizi de merak ediyorum. Bu anlamda iş dünyasında nasıl bir hesap yapıldığını da merak ediyorum. Çünkü şöyle bir yandan o tarafta özellikle Almanya'nın odakta olduğu bir görünüm var ve Almanya'da da birleşmeden beri en sert görünüm diyebileceğimiz yani üst üste daralma görünümünün belirginleştiği bir durum var. Dolayısıyla bizim de bir numaralı ihracat partnerimiz olarak yine baktığımızda son gelen haberlere yine en çok da oraya ihracat yapıldığını görüyoruz. Aynen. En çok ihracat yapılan ülke olmaya devam ediyor ama tabii yani burayla en çok iş yapan sektörler açısından şimdi beklentine nasıl bir projeksiyon var? Zaten şimdi Sayın Şimşek de bazen o hesapları ortaya koyuyor. Ve daha doğrusu bazı uzmanların da ortaya koyduğu hesaplar şu ki tek başına döviz kuru değil oralardaki taleplerin de etkisi söz konusu ihracatımızda. Sadece Almanya değil bütün Avrupa'ya bakarsanız zaman zaman ihracatımızın %50'si hatta 50'sini de aşan boyutu biraz azalmaya başladığında da 40'lara doğru 40-45'lere doğru düşüyor. Ama önemli partiler oralarda tabii pazar daralması olunca bize de siparişler daha azalmaya başlıyor. Evet, ihracatımız devam ediyor ama hala en büyük ihracatımız oraya ama sonuçta oralara yavaşlayan bir ihracat söz konusu. Başka pazarlara dağılmış olmasa ihracatçımız, yani dünyada işte 200'ün üzerinde ülke ve noktaya ihracat yapıyoruz. O aslında iyi bir şey, yelpazenin geniş olması.
zaman zaman bu tür düşüşlerde ihracatçıyı koruyan noktalar oluyor. Fakat şöyle de bir durum var. Hani bazen şöyle bir yanılsama söz konusu olabiliyor. Bu kadar ihracatın sıkıntısından bahsederken hep bakıyoruz ihracatta da bir artış söz konusu, düşüş de söz konusu değil diye. Ama bakalım yakın dönemde 2 ay üst üste olmasa bile 2 ya da 3 ayda ihracat aylık bazda düştü. Demek ki bir sıkıntı var ve o artık rakamlara da yansıyor. Almanya'daki durum da yansıyacaktır diye. Zaten sıkıntı da orada, o yönde beklenti var. Vahap Bey, son bir soru, kısa bir cevap rica edeceğim. Bu özellikle Almanya'da görünüm buyken farklı ülkelere ticaret noktasında hani bu tarafı dengeleme bir parça da olsa anlamında öne çıkan yerler nereler? Ya şimdi tabii Amerika'yla bir 100 milyar dolarlık hedefimiz var mesela. Hı hı. Dış ticaret hedefimiz. Oralara yüklenmeye devam ediyorlar. Zaten oralardaki fuarlara mutlaka katılıyor aracılarımız. Onun dışında Güney Amerika aynı şekilde belki önemli pazarlar arasında. Afrika'yı ihmal etmiyoruz. Afrika zaten işte önümüzdeki dönemde bütün dünyanın oralara doğru yönelmesi söz konusu. Zaten Çin epey zamandır oralarda. Oralarda her zaman için fırsat getirebilecek pazarlar. Vahap Muyar, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için çok sağ olun, iyi akşamlar. Günden kalanları bir haberle noktalayalım. Biliyorsunuz Türkiye'nin Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul başlamak üzere bu sene 19.sü düzenlenecek. 23-27 Ekim tarihleri arasında Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Bloomberg HT'ye fuarla ilgili bu yıl öne çıkanlarla ilgili bilgi verdi. Kulak vererek noktalayalım. Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu bu sene 23 ila 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Fuar bu sene 14 ülkeden 53 galeriye ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na dair ayrıntıların paylaşıldığı basın toplantısında Bloomberg HT'ye konuşan Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 609 sanatçının 825 eserinin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. 609 sanatçı, 825 sanat eseri yerini alacak. Daha geniş olmasını önümüzdeki yıllarda çalışıyoruz. Daha fazla galeride atkileyeceğiz ama İstanbul bizim yönümüzden bakılınca 70 galerinin üzerinde bir fuarı yapmak istemiyoruz. Ama bakacağız önümüzdeki yıllarda nasıl olacağını. Çok heyecanlı bir fuar geliyor. İspanya ve Latin Amerika ülkelerini ağırlıyoruz. Buradan 6 tane galeri ve çok sayıda konuşmacı aynı zamanda konuşma programında. Fakat bunun yanında yine 15 sanatçıdan, İspanya'daki 15 galeriden seçilmiş 21 sanatı eserinin küratöryel eserinde bir sergilemesi olacak. The Yard, yani açık alan heykel sergimiz, orada da 16 sanatçının 19 epeyce büyük eserleri, böyle 3 metre 4 metre olan eserler var, büyüklükleri. Çok etkileyici eserler var. Hem yerli sanatçılarımız hem yabancı sanatçılarımızın yer aldığı bir heykel sergisi olacak. Katılımcıların deniz yoluyla da ulaşım sağlayabileceğine dikkat çeken Güreli, bu senenin yurt dışı ziyaretçi sayısı açısından rekor yılı olacağını kaydederek 700 civarında yabancı davetli olduğunu, ticaret hacmi olaraksa geçen senenin üzerine çıkmayı beklediklerini aktardı. Diğer yandan dünya çağdaş sanat pazarının %2 civarında küçülerek 65 milyar dolara gerilediğini, bunun nedeni olaraksa ekonomik daralmayı gösteren Güreli, Türkiye'nin 3 yıl içinde dünya pazarından %1.2 oranında pay alabileceğine dikkat çekti. Pazar hacmi olarak söylemek güç ama bir rakam vermem zor. Fakat büyüyeceğini görüyorum. Ama dünya pazarına baktığımız zaman dünyadaki pazar birazcık kan kaybetti, %2 gibi, 3 gibi ve 65 milyar dolar oldu, 68'de 65 oldu. Olabilir, önümüzdeki yılda artacaktır. Dünyadaki ekonomik daralma da hepimizin izlediği bir şey, yani ülkemizle ilgili bir şey değil bu. Tüm dünyada var. Fakat bunun içinde Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki hem merkezi hükümetimizin başta Kültür Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızın da planlamasıyla, yerel yönetimlerin içinde yerini almasıyla, bütün özel sektör kurumlarının içinde kendilerine düşeni yapmasıyla, kurumsal koleksiyonerliğin mutlaka teşvik edilmesiyle ben
dünya pazarından %1 oranında bir payı almamızın mümkün olacağını, hatta %1.2'lere bile çıkabileceğimizi düşünüyorum 2-3 yıl içinde. Son olarak Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç da kültür sanat alanında verilen uzun soluklu desteklerin önemine değindi. Contemporary İstanbul bu sene 19. senesi. Öte yandan Jazz Festivali bu arada devam ediyor. İstanbul Akbank Jazz Festivali. O da 34. senesinde. Yine Çocuk Tiyatrosu 51. sene. Kısa Film Festivali 21. sene. Yani anlatmaya çalıştığım şey aslında bu tür kültürel konulardaki desteklerimizin uzun soluklu olmasını çok çok önemsiyoruz. Çünkü gerçek etki, gerçek değişim, dönüşüm ancak o zaman olur. Çünkü sanat dediğimiz şey aslında çok farklı kültürlerin, çok farklı bakış açıların, çok farklı seslerin dile getirilebildiği, bir araya geldiği ortamlar. O yüzden bunu çok önemli bir güç olarak görüyoruz.